Mesela hocam siz biraz önce söylediniz ya, Amerika'da olan bir olay 3 dakika sonra Türkiye'de oluyor. Bunu da zaten geliştirilen bot yazılım, Aynen. botlar aracılığıyla direkt orada paylaşılan bir şey Türkiye'de bir haber internet sayfasında otomatikman botlar tarafından yerleştiriliyor. O zaman Doğru. bunun da önüne geçilmiş olacak. Aynen öyle. Zaten amaç bu. Çünkü robotlar bu kadar çok şey yaparken, hayatımızı ön plana sokarken zaten robotlar bu kadar iyi gelecek, tamam da insanlar ne yapacak? İnsanlar düşünecek arkadaşlar. Bakın. Dur, bulabilirsem soracağım. Hatta bununla ilgili şeyler de çıktı. Ah, buldum. NFT. Yakın zamanda bakın. Ha, tamam, buldum. Hatta yakın zamanda ismini çok duymuşsunuzdur. NFT'nin. Nerede? Sadece bir resmi bile bir adamı 50 bin dolara sattı. Yakın bir zamanda da Türkiye'de şu haber yapan adam vardı. Cengiz neydi? O adamın sadece Twitter hesabı bu benim eserimdir dediği şeyi 10 bin dolara sattığı sistemde mesela NFT arkadaşlar. NFT ilk şeyi kullanıcısız oluyorsunuz. O kopyalanamaz. Kopyası olsa bile telif hakkısız aittir. Yani bir insan birisi kopyaladığı zaman sizin hesabınıza para yatırmak zorundadır. NFT ile. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şurada gördünüz mü? NFT. Bakın şurada. Sistemin ismi şu NFT. Bakın taraftar token. Token denilen şey. Yani bu büyük ihtimalle 5G ile birlikte hayatımıza giriş yapacak olan şey. Bakın NFT sanat eseri ve telif hukuku denilen şey. Bakın şurada. Yani fon token denilen şey. Bakın bununla artık siz ne yapabileceksiniz? Kendi çalışmalarınızı yapabileceksiniz. Bakın telif haklarınız ne oluyor? Bununla düzenlenebiliyor. En basit şu an bazı sitelerde bu yapılıyor. Bu arada arkadaşlar şimdi birazdan şeye geleceğim. Birazdan size onu da göstereyim hatta. Bende şeyler vardı. Siteler vardı hatta. Ben orada birkaç tane de eser yayınlamıştım. bunların her biri çok değerli. Bakın size birkaç tane de site göstereyim. Hatta bu NFT'nin olduğu yerlerde. Siz bunu yaptıktan sonra hiçbir yerde sizin o şeyleriniz paylaşılamaz artık. Tabii bulabilirsem. Bakayım. Valla vardı. Şimdi nerede bulamadım. Şu tamamıyla kendine gelişti. Şimdi arkadaşlar yani siz ne yapıyorsunuz? Bu şekilde siz sadece düşünüyorsunuz. Düşündükten sonra artık gerisini ona bırakıyorsunuz. Yani 5G'ye geçildiği zaman hayatımız kolaylaşıyor. Ama düşünmeyen insanlar için, kendini geliştirmeyen insanlar için de zorlaşıyor. Yani siz düşünün, paylaşın, gerisi de bırakın şeye gelsin. Ripple mı? Ripple. Yok, Ripple değil ya. Ripple değil. Rayble. Rayble değil. NFT. Rayble sitenin ismi mi? Dur ben de bakma. Hayır. Çünkü sürekli gelişiyor arkadaşlar şu olarak. Ben bunu duymadıysam vah halime. Nasıl atlamışım? Ha yok şeyden bahsediyorsun. Ya siteden bahsediyorum ya ben bu şey değil başka bir şey. Bak Amazon'da da geliyor arkadaşlar bu. Yani Amazon'a bak şu an mesela haberler var. Amazon'da da şöyle olacak. Evet value bir siteler doğru. Evet, doğru. Öyle yazarsanız da çıkıyor arkadaşlar value bir siteler diye. Rarible hocam, Rarible. Şimdi Value ben evet, Rahiple yazmış ama orada yazılım hatası var. Evet. Rarible. Evet. Diyor Orada yüklediğiniz fotoğraf, video ya da sesi ha. Ethereum blockchain'in bir NFT olarak tekrardan yaratır. Bu NFT daha sonra tüm Ethereum uyumlu cüzdanlar arasında aktarılabilir diyor. Evet. Yani bize para nasıl yatacak derseniz arkadaşlar. O da sizin bir cüzdanınız var ki siz onu oluşturduğunuz zaman sizden bir hesap bilgisi istiyor zaten. Siz ne yapıyorsunuz? Bakın burada arkadaş yazdı Sedat. Rarible doğru evet. Rarible yazdığında çıkıyor. Burada bir hesabı cüzdanınız var sizin. Yani biri sizin o şeyinizi kullandığınızda oraya para yatırmak zorunda. Ne yapıyor? Sizin o hesaba para yatırıyor. Sizin haberiniz yok. Ne yapıyor? Oraya para yatmış oluyor. Aslında buradaki sistem şu. Sistem gayet normal. Sizin tek yapacağınız şey bir şeyler üretmek. Bunu yayınlamak bu kadar.
Hani başka bir şey yapmanız gerek yok. Ondan sonra gidin yatın. Bırakın robotlar çalışsın. Yani olayın özü bu. Ha, ama kendini geliştirmeyen insanlar içinse, mesela şu an sizin birçoğunuz benim bu eğitimi almamış, bu Power Talk'a katılmamış olsaydınız ki zaten çağla ilgili, güçle ilgili katılmamış olsaydınız kaçınız bunu bilecekti? Birçoğunuz bunu bilmeyecekti. Dolayısıyla şu an birçok insan bunun bilincinde ve farkında değil. Şimdi siz bunu bildiniz. Bakın orada Sedat ne güzel paylaştı. Bakın Rarible diye. Hemen onu alın mesela. Kopyalayın. Ben de size göstereyim böyle. Biraz şu olsun diye. Value based. Value based. Evet. Ha, bakın. Evet, Ethereum hesabınız olması gerekiyor. Evet, şart. Yani Ethereum mesela her yerde oluşturabilirsiniz. Türkiye'de çok fazla öyle şey var. Tabii geçenlerde bir olay olmuştu. Onun haricinde güvenebilir sitelerden bahsediyoruz arkadaşlar. Güvenebilir sitelerden bahsediyoruz. Böyle gidip de ne olduğu belirsiz yerlerden şey yapmanız bir anlamı yok. Gerçi artık Ledger denilen bir şey var. Onun için çekebiliyorsunuz. O ayrı mesele. Mesela Ha, hocam buyurun. bir mesela bu sistem de botlar aracılığıyla daha da Evet. geliştirilebildi. Mesela benim botlarım var. 40'a yakın botum var. Borsa ülkelerin borsa arasında dolaşıyor. Düştüğünde alıyor, yükseldiğinde satıyor. Ben hiç takip etmek zorunda kalmıyorum. Evet, bak böyle işte. Bakın burada arkadaşlar görüyoruz. Bakın burada var. Bak görüyor musun? Bak bunlar her bir eser. Ya şuna bak. Bak böyle bir şey yapmış. Mesela bu telif hakkı. Sen bunu şimdi kullanmaya kalksan bu kişiye para yatırmak zorundasın. Bu kişinin telifi. Gördüğünüz üzere bakın bunlar. Bakın burada tasarımlar var. Bakın. Mesela bu ayakkabı. Şimdi ben bu ayakkabıyı alıp kullanabilirim tasarımını. Bakın böyle bir şey. SpaceX falan yazmışlar. Böyle bir şey. Ben bunu alıp kullanabilirim. İndirip şey yapabilirim. Ama bunun için de 190 dolar ödemem gerekiyor. Bakın telif ücreti. 190 dolar. Bu zamana kadar da ne kadar kazanmış biliyor musunuz? Bu zamana kadar da 25 Ethereum. Yani ne yapıyor? Ethereum'un fiyatı ne yaşıyor? Bakayım ne kadarmış. Şöyle bakalım buradan. Heh. Şu an Ethereum'un tanesi arkadaşlar 2,90 3.000 dolar falan tanesi. Şu an tanesi bu kadar. Görüyorsunuz değil mi ekranı? Ha, bakın şurada. Coin Market'ten bakabilirsiniz şeylerine. Yani ne var bu kadar şey. Mesela bu adam ne 25 Ethereum kazanmış. Mesela misalinde. Ne yapıyor? Yani 75 bin dolar falan yapıyor. Bakın şundan. Bak siz 75 bin dolar için o kadar çalışıyorsunuz. Bak adam sadece bunu yapmış öyle kazanmış. Yani bu iş tamamıyla kendiniz bu şekilde fikir yürüterek bulacaksınız. Bakın mesela burada da aynı şekilde. Mesela bak bu böyle bir şey yapmış burada. Ne ya bu? Ay hiçbir şeyle benzemiyor ki. Yani dolayısıyla hani bu şekilde fırsatlar da olabilir arkadaşlar. Bakın bazısında nasıl uyanmış gördünüz mü? Yani bakın bir insana bu kadar uyanıyorlar ve bunu yapıyorlar. Ve buradan da ciddi para kazanıyorlar. Ha? Öyle şeyler değil yani. Yani artık bakın. Hayır burada kullanabileceğiniz var mı yok mu bilemem ama sonuçta fırsat. Yani bakın böyle. Bakarsınız biri denk gelir, alır, kullanır. Hiç yok diyeceğiniz şeyler bile kazanıyor ya. Mesela bakalım şurada mesela hiç kullanmaz dediğimiz. Mesela bak bu. Çok ince. Mesela bu ha. Bak bunu kim alır dersiniz. Sıra kimse almamış. 0,12 Ethereum kazanmış. Yani şöyle bir şey. Demek ki can sıkıntısına uğraşacağımız böyle şeyler ileride bize servet kazandırabilir. Evet, yani ya burada sadece bir seferde 250 bin dolar, 500 bin dolar kazanan arkadaşlar oluyor. Yani bu ne demek? Kendiniz oluşturun, fikirlerinizi yapın, bunları yükleyin, ondan sonra gidin yatın. Telif hakkından para kazanın. Yani olayın özeti bu aslında. Tabii burada mesela bak mesela bu 20 Ethereum kazanmış. Bak burada bir. Bu 14 Ethereum, bu 5 Ethereum. Bakın bir gün içerisinde bunlar. Bak bugün. Yani bugün kazananları gösteriyor. İşte bak bu 3 Ethereum kazanmış bugün. Mesela bu ne yapmış ki kazanmış 20 Ethereum'u? Bakalım şöyle. İşte bakın kendini geliştirmek ne kadar önemli gördünüz mü? Ya. İşte bu yüzden gücü almanız gerekiyor. Bakın bunlar arkadaşlar. İyi bak bu işte. Ne kadar komik ya.
Adam bunları yapmış. Adam büyük ihtimalle oturmuş bütün gün böyle tasarımlar yapmış bu arada. 490 tane varmış böyle kendisinde. Satılan 152 tane varmış. 152 tane satılmış. Yani para kazandırdı bak bunlar. Telifini satmış. Yani bunların telifini satmış adamcağız. Mesela bak bunlar. Bakın mesela bak bu. Bu ne Putin mi? Putin galiba şu. Putin'in kendisi almıştır. Bakıyorsunuz böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan istediğiniz gibi kazançlar elde edebiliyorsunuz. Ya Putin'miş ya. Yaratıcılığa bak. Otur ya cansın. Çiz çiz gönder. Bak Atatürk'ü bile satmış. Bak bak. Aha Atatürk'ü gördüm. Bakın gördünüz mü? Şimdi siz bunu kullanırsanız buna telif ödemek zorundasınız arkadaşlar. Bakın Atatürk değil mi ya bu? Vallahi Atatürk. Bak adam bizim Atatürk'ü bile kendi telifini almış. Heh. Yalnız satış tutarını çok aşağıda tutmuş hocam. Olsun. Olsun. Sonuçta yapmış mı? Yap. 4 dolar. 4,5 dolar. Bak gördün mü? 30 dolar falan varmış bak. Ya bizim hatamızda adam gitti bizim hatamızda para kazanıyor. Bak bizim de haberimiz yok. Biz de yeni öğreniyoruz. Gördünüz mü? Heh, bak kim yapmış? Bu yapmış. Bak şu şahıs yapmış. Kim bu adam? Bilmiyoruz. Bak Twitter'dan bakak adama. Gördünüz mü ya? Hani bak bizim tarihimiz ne kadar şey. Farkındaysanız. Mustafa Türkmüş ya zaten. Mustafa Aksan diye biriymiş bak. Bakın burada satmış bile. Bak kendi teliflerini satıyor burada adamlar. Yani yapılabilir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere böyle şeyler yapılabiliyor. Dolayısıyla burada bu da çok güzelmiş ha. Çok canlı bir bakıyor ama. Vallahi kullanılabilir. Sunumlarda mesela ben kullanabilirim bunu. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Yani ne yapıyoruz? Durum. Sonuç peki, sonuç ne? Sonuç şu arkadaşlar. Sonuç olarak sanayileşme sürecinde makinelerin, teknolojinin, bilimin ve robotların hayatımıza dahil olması toplumsal refahın yükselmesini sağlamış. Bunun yanında istenmeyen durumlar da olmuştur. Özellikle birinci ve ikinci sanayi devriminde aşırı ham madde kullanılmasıyla birlikte kıtlık başlamıştır arkadaşlar. Dolayısıyla önümüzdeki zamanda da kıtlığın başlaması olası iken maalesef laboratuvar ortamında dahi marul bile üretilmeye başlandı artık. Dolayısıyla öyle kıtlıktan falan kolay kolay bahsedemeyiz artık. Günümüzde üçüncü ve dördüncü yani günümüz zamanında sanayi devriminde fabrikalar hayatımızın her alanına girmiş. Fabrikalarda emek yerine robotların kullanımı işsizliğe yol açmış. Eskiden hatta filmlerde bile hatırlayın. Fabrikaya giderlerdi, orada insanlar çalışırlardı falan diye reklamlar var. Haber şeyler var, filmler yapılırdı. Şimdi böyle bir şey yok. Bunun yanında teknolojiyle birlikte yüksek refah seviyesi sağlanmış oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün de böyle. Bugün sizlere hayatın içerisinden gün ve hayatın içerisinden güç oluşturabilmek için, çağı anlayabilmek için görevimi yerine getirdim aslında. Görevim şu, kişisel gelişimcilerin kesinlikle çağı takip etmesi gerektiğine inanıyorum ki bu benim düşüncem. Bazıları da 10 yıl önce anlattıktan hala anlatmaya devam edebilir. Sonra kendine bir de kişisel gelişimci diyorsa onu da oturup düşünmesi gerekiyor. Adı üstünde kişisel gelişim. Kişisel gelişimcilerin tek bir görevi vardır. Bakın aslında Endüstri 4 devrimdeki gelişimleri takip etmektir.